Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 30 Ekim 6 Kasım haftası yay burçlarını neler bekliyor? Şimdi bu hafta sizler için aslında biraz karışık bir hafta ama sizin karışıklığınız değil, çevrenizde karışık olaylarla karşılaşacaksınız. Ve bu karışıklıklardan uzak durmaktan çok tam da böyle kendinizi ortasına atabilirsiniz. Krizlerin içinde hissedebilirsiniz ama sizlik bir durum yok. Çevreyi toparlamaya, çevreyi düzenlemeye çalışacaksınız. Planlar yapan siz olacaksınız gibi bir hafta aslında sizi bekliyor. Falımızda neler var? Hemen açalım ve bakalım. Nelerle uğraşacaksınız bu hafta? Siz çevrenizdeki krizleri yöneteceksiniz bu hafta. Özellikle de iş konusundaki krizleri yönetmeye çalışacaksınız. Bu hafta işim diyeceksiniz ama işteki krizlerden de biraz ama yeter de diyebilirsiniz. Şimdi ilişkiler konusundan başlayalım. Geçtiğimiz hafta iki kişiye takılmışsınız ve bunlar iş yerinden olan insanlar. Aşk diyeceğim ama aşk demeden önce sizin esas geçtiğimiz hafta yaşamış olduğunuz işlerle, işinizle, parasal konularla alakalı sıkıntılarınız görünüyor burada. Ve öyle bir şey ki sanki bu haftaya başlarken geçtiğimiz hafta yaşamış olduğunuz sorunları çözememenin bir sıkıntısı var ya da organize edememek, planlayamamakla alakalı bir sıkıntınız var. Ve pazartesi günü bu sıkıntılı halle böyle kendinizi bir enerjiyle bu işleri, bu konuları çözmeye adayacaksınız. Pazartesi geçtiğimiz haftadan kalan tüm konuları çözmek için eller böyle 8 olmuş. Her daldan işiniz ve parasal konularda mücadele ettiğiniz görünüyor. Ve burada delice bir mücadele var aslında. Yani o kadar motivesiniz ki tamamen ona odaklı, iş odaklı. Güzel değil mi? İş odaklı bir hafta sizi bekliyor. Ama bu ilişkilerde ne oluyor? Şimdi bu ilişkilerde şöyle olacak. Ailenin beklentileri var. Pazartesi, salı, çarşamba özellikle evli olanlar için çocuk ve eş beklenti içinde arkanızda durmuş sizi bekliyor olarak çıkıyor. Burada siz onlara sıkıntıları anlatmaya çalışıyorsunuz ama bu sıkıntıları anlatırken onlar sıkışmış. Bu sıkışıklık ne? Aile içerisinde dedikodu var. Yani bu evliyseniz eğer çevrenin bir dedikodusu. Şimdi dedikodu sadece sizi çekiştirme olarak değerlendirmeyelim. Burada eşinizin anne babasında bir olay yaşanıyordur. Bunun konuşması yapılır hanede. Ya da sizin ailenizde bir konu vardır. Siz bunu açarsınız. Yani yakın çevre içerisinde olan olayların biraz daha aktif olarak konuşulduğu bir pazartesi, salı, çarşamba var. İkili ilişkilerde eşinizde ters görünüyorsunuz. Tamamen iş odaklı, sevgi, aşk bir kenara. Bir dakika önce işim diyeceğiniz bir pazartesi, salı, çarşamba var. Yani İlişkiden çok iş diyeceksiniz. O yüzden de zaten iş yönüne direkt kaymış. Aileyi biraz kenara atmış. Görsellerde çıkıyorsunuz çarşambaya kadar. Çarşambadan sonra aslında sanki böyle ellerinizde bir enerji, bir şeyleri toparlamaya, düzeltmeye, şekillendirmeye çalışacaksınız. Ve ondan sonrasında da aslında çevreyi toparlamış yolunuza devam ediyor olarak çıkıyorsunuz. Burada eşler arasında gayet güzel bir konuşma, görüşme, hatta oturarak yapılan konuşmalar, görüşmeler var. Çocuklarla ilgili baktığım zaman, çocuklarla ilgili bakmaya çalışıyorum. Onlarla ilgili bazı kontrolsüz konular var. Kontrol edemediğiniz, bir süredir askıda tuttuğunuz konularda da onların karşısına geçip toparlamaya çalışacaksınız. Okuyan çocuğunuz varsa okul hayatıyla ilgili sorunları var. Bunları çözmeye çalışacaksınız. Bir adım atmışsınız, o böyle sıkışmış, o sıkışıklığı çözmeye çalışacaksınız. Özellikle Perşembe, Cuma çocuklarla daha aktif ilgilendiğiniz süreçler görünüyor. Eş konularına geldiğimde yüreğine bir hançer saplanmış, sizden biraz kırılmış, üzülmüş görünüyor. Sanki ilgisizlik, alakasızlık olabilir, ikili ilişkinizde biraz tavır aldığınız bir mevzu olabilir. Bunları oturup konuşacaksınız bu hafta ve üzerine böyle bir çizgi, tik atıp gibi böyle. Bunları çözmek için mücadele. Bir tik, tamam bu konu artık ele alınmıştır, bunu çözmeye çalışacağız diyeceksiniz. Bu hafta aile konularında çok büyük sorunlar yaşamazsınız. Ailenin çevresinde yaşanan olaylarla alakalı belki konuşmalar geçebilir. Eşler arasında biraz kalp kırıklıkları olabilir. Bu kalp kırıklıklarını düzeltmek adına sizin adımlarınız olacak. Şimdi hemen gene parantez açalım. Sevgiliniz var. Sevgilinizle alakalı yaşanacak bu hafta neler var diye düşünecek olursak eğer. Biraz daha iş odaklı olduğunuz için pazartesi, salı, çarşamba sevgili konularıyla alakalı çok bir şey yaşamazsınız. Ama askıya aldığınız bir konu olarak duruyor. Yani ben şunları halledeyim, sonrasında da sevgilimle ya da partnerimle ilgilenmeye çalışacağım diyorsunuz.
Pardon. Burada konuşmalarda karşınızdaki kişi kafasında kurduklarıyla karşınızda geçecek. Hani askıya almanızın sebebi acaba bir şeyleri çok fazla büyüttüğü mü? Hani bir şeyleri büyütmüş, çeşitlendirmiş, şekillendirmiş ve karşınıza çıkartıyor. Burada siz aslında net bakmadığı için öf diyebilirsiniz. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Ben işime bakıyorum. Tamam, sen ne düşünüyorsan düşün diyebilirsiniz. Ama Perşembe, Cuma geldiğinde karşılıklı oturup konu her neyse çözmek için mücadele edeceksiniz. Burada biraz öfleriniz fazla yalnız. Hani karşınızdaki kişi çok mu kuruyor? Hani bir şeyi üstüne üstüne ekleyip büyütüyor görselleri var. Siz bunu düzeltmeye çalışacaksınız aslında. Burada ayrılık yaşamazsınız ama bu tıkanıklığı çözmek için mücadele edeceksiniz. Karşı taraftan destek almıyorsunuz. Sizin mücadeleniz var arkadaşlar. Takılmış bir şeylere. Takıldığı şeylerle alakalı da kalbi acıyor. Yani siz bunu düzeltmeye çalışacaksınız. Ne kadar düzeltirim derseniz eğer bayağı oturup konuşmanız, emek vermeniz gerekiyor. İlişkinizin daha düzgün devam etmesi için çünkü böyle bir savrulma var. Geçtiğimiz haftalardan Yay burcunun ilişki hayatında. Çocuk dedik, bu evli olmayanları çok ilgilendirmiyor ama burada ailesiyle alakalı bir tıkanıklığı da çözme, anne baba ile alakalı bir sıkıntı ya da ortak olma durumu cumartesi günü için geçerli. Gelelim iş konularına. Bu hafta maşallahınız var. Böyle bir bu tarafa atlamışsınız, buradaki sorunları çözüyorsunuz. Hemen akabinde arkanızda olanları da üstünüze yük yapmışsınız. Tamam, bu işler de benim diyorsunuz. Bunlar için de mücadele ediyorsunuz. Şimdi iki tarafa da sanki, yani şöyle söyleyeyim, içinizden iki insan çıkmış. Hem önünüzdeki işleri bitirmeye çalışıyorsunuz, hem arkanızdaki işleri bitirmeye çalışıyorsunuz. Ama bu sizi sıkıştırıyor. Pazartesi, Salı özellikle iş konusunda sıkışmış çıkıyorsunuz. Yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Geriden gelenler, önünüze çıkanlar, bunlarla savaş var ve Çarşamba günü önünüze çıkan işlerle ilgili iş yerinde bir kişiyle tartışmanız var. Fikir olarak anlaşamıyorsunuz. Süreç olarak anlaşamıyorsunuz. Ve burada 3 rakamı var. 3'ü kaçına geliyor? 1, 2, 3. Çarşamba işte. 3'ü tartışma. Fikirsel olarak anlaşamadığınız, takıldığınız konuları çözmek için şef ya da patron, her kimse karşınızdaki bir üst düzey olarak görünüyor. Onunla bu konuları aşmaya, tartışıp çözmeye çalışacaksınız. Çözer miyim? Perşembe günü paralel gidiyorsunuz. Aynı fikir ve düşüncede ama cuma günü tekrar bir tıkanıklık yaşayacaksınız. Bu size verilen yeni bir işmiş gibi duruyor. Bir şeyleri biraz daha farklı yapmanız istenecek ya da yapmış olduğunuz işin üstüne bir iş daha eklenecek. Burada bir tezatlık durumu söz konusu. Bunu cuma gününe kadar paralel bir şekilde, dediğim gibi, yani yolunu buldurtmaya çalışacaksınız. Ama cuma günü tekrardan tartışmaları var. Burada haksızlığa uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Haksızlıkla bir mücadele haliniz olabilir. İş yerinde hak etmiş olduğunuz değeri görmediğinizi de düşünebilirsiniz. Burada sivrilmiş beyin görselleri de aslında biriktirmiş, 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 uca gelmiş ve bu uç sivri olduğu için de sivrildiğiniz süreçleri gösteriyor. Cuma günü ne oluyor arkadaşlar? Ben neredeyim? Ne yapıyorum? Nasıl bir emek veriyorum ve bu emeğin karşılığında da neler alıyorum? Alıyor muyum sorgusunu çevrenizde direkt dille yansıtıyorsunuz, konuşmalarınızda yansıtıyorsunuz. Sizinle aynı fikirde olanlar da var, karşı duranlar da var. İttiriyorlar arkadaşlar sizi iş yerinizde bu hafta. Bunu da yapacaksın. Bir diretme söz konusu. Bu direnişle mücadeleniz var ki pazar günü geldiğinde aslında işinizle alakalı doğru yer demeyeyim. Vermiş olduğum emeklerde karşılığını alıyor muyum? İkilemini kendi iç dünyanızda yaşayabilirsiniz. İş değişikliği isteğiniz de bu haftanın konuları arasında olabilir. Bir karışıklık dedim ya, o karışıklığı toparlamanız gerekecek. Bunu hissediyorsunuz. Bu bir çıkış mı yoksa beklentilerimin düzenlenmesi mi gibi hayatınıza yansıyacak. Şimdi burada içiniz zaten gördüğünüz gibi kabarmış. Çözmem lazım diyorsunuz bir kere. Konu her neyse çözmem lazım diyorsunuz. Ve insanlara elinizle yapmış olduklarınızı şu şekilde sunuyorsunuz. Bazen hatta karşılık beklemeden yapıyorsunuz bir şeyleri. Ama o kadar çok yapmış vermişsiniz ki artık hani veriyorum, nereye veriyorum, ne yapıyorum? Ben veriyorum ama alıyor muyum? Dengesini bu hafta biraz sorgulayacaksınız. Çalışmıyorum ben. Benim para yok, pul yok. Ailemle birlikteyim.
O zaman ne olur? Fanımıza tekrardan bakalım. O zaman şöyle oluyor. Şimdi siz bir istekte bulunuyorsunuz. Elinizle bir başlangıç, bir şeylerin çoğalması için karşınızda size parasal anlamda destek veren yöne doğru yönelmiş çıkıyorsunuz. Burada hayaller var. Yani hayal ettiklerinizle size verilenler bu hafta dengede olmayabilir. Arada sıkışmış, ne yapacağını şaşırmış çıkıyorsunuz. Şimdi bunu anne baba olarak değerlendirmeyelim. Tek başınıza yaşayan bir yay burcu olarak değerlendirecek olursam eğer, önüm arkam kapı duvar. Ben buradan nasıl çıkarım diye özellikle çarşamba günü biraz depresif olabilirsiniz. Önümü göremiyorum. Arkamdan gelen sorunlar var. Bunları nasıl aşmam gerekiyor? Neler yapmam lazım? Aslında burada çarşamba günü bazı karar şey çarşamba günü, perşembe günü bazı kararlar alabilirsiniz. Parasal anlamda önünüzü açmak için birilerinden destek isteyeceksiniz. Ama destek isteyeceğiniz insanları iyi seçin, aynı kafada değilsiniz. Aileden para almak sıkıntı olabilir. Pazartesi, salı değil ama çarşamba, perşembeden sonra yetersizlik görselleri var. Şimdi bu hafta ben bir para bekliyorum. Bu para gelir mi? Gelmez. Yolunu bulmaya çalışıyorsunuz çünkü. O yolu bulup açıp o parayı kendinize çekmeniz gerekiyor. Bunun için mücadeleniz var diyebiliyorum. Sağlık konuları çıkmadı arkadaşlar. Bazen böyle çıktım zaten direkt ah sağlık sorunu diye anlatıyorum ama sağlığınız yerinde. Şimdi buradan da bir kere daha destekleyeceğim o konuyu. Sağlık konuları var mı diye. Bu hafta bumerang gibi. Atıyorsunuz geri geliyor. Yürüyorsunuz değil mi burada bumerangı? Atıyorsunuz geri geliyor. Özellikle aile konularında. Şimdi çok genel bir şey söyleyeceğim. Uzun süredir bir bitiş düşünüyorsanız bu hafta aktifleşebilir. Ve bu iş yerinden haneye uzanan bir konu. Ya işinizden dolayı aileyle iletişiminiz eksildiği için bir bitiş ya da bir mola isteyeceksiniz. Ya da bir yetersizlikten dolayı karşı tarafa bir rest çekeceksiniz. Bu bumerang aslında çok da hayırlı değil karartıda çıktığı için. Burada bir restleşme durumu var. İlişkilerde restleşme de olabilir. İş yerinizde bir restleşme de olabilir. Kafa kafaya gelmiş çıkıyorsunuz çünkü. Her iki taraf da inat ediyor. Ben hala da sağlık konuları araştırıyorum arkadaşlar. Burada sağlık konularında neler var diye bakıyorum. Hakikaten bu hafta sağlık konularında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Var olan devam eder, ekstra üstüne eklenmez görselleri var. Yalnız üçü dediğim gibi bakın bu restleşmeler de gene üçünde çok aktif. Burada başka 8 koldan çalıştınız. Hep iş, hep iş bu hafta iş. Aile ilişkiler biraz kenarda. Yeni aşk var mı? Bazen soruluyor. Eğer burada yeni aşk görselleri deseniz yok, teksiniz. Yeni aşk yok. Yeni iş var mı? Yeni iş de yok. Ama iş başvuruları var. Yalnız burada ben gene tutamayacağım dilimi. Şimdi siz internet üzerinden iş başvurusu yapıyorsunuz diyelim ki. Ama burada sizin bir kişi üzerinden bir işiniz görünüyor. Yani internet üzerinden yaptıklarınızı geçin. Bir tanıdık vasıtasıyla bir iş daha aktif çıkıyor burada. Özellikle cumartesi pazar birileriyle görüşeceksiniz. İşinizle alakalı. Ve oradan daha iyi cevaplar alabilirsiniz. Kafanızda işinizle alakalı uzayan konular var. Bakın burada gene ailede kapalı çıkıyorsunuz çarşambaya kadar. Ondan sonrası rahat. Sanki işinizde bir şeyleri halledip sonra aile içerisinde de rahatlayacaksınız gibi duruyor. Evet sevgili yaylar, bu haftanız bu kadar. İş konuları biraz aktif ama sanki bu hafta çözemediğiniz birçok konuyu çözmek için mücadele edeceksiniz. Biraz aile ikinci plana kalıyor. Orada da bazı karışıklıklar var. Çarşamba gününden sonra onları çözmeye çalışacaksınız gibi bir hafta sizi bekliyor. Her zaman dediğim gibi sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Paranız, aşkınız da arkasından gelsin, arkanızdan gelsin. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorum yaptığınız için her birinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.